Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan evinize. Günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu, lezzetli olsun. Gece hiç uyuyamadım. Dün bizim zaten doktor randevumuz vardı. Ekim'e girdik biz değil mi? Eylül'de vardı. Belgin'de gitmiştik hatırlıyorsunuz. Gün vermemişti doktor. Eylül'de, Eylül içinde gel demişti. Tabii biz sonlarına doğru sağ olsun yine kardeşimiz Fadıl Aziz abi falan devreye girdi. Doktor herhalde tatilde izinde miymiş, neymiş, bugüne alındı. Hala kafamın içinde şey var, karakovanı. Hayır, akşam gece uyuyamadım, içmediğim hap kalmadı. Allah, yavrucuğum aradı. Anne dedim, yok şimdi sen gelme, yarın biz doktora gideceğiz. Belgini bekliyorum. Hem bu arada Hakan'ımızın da ortopedi ve göz için çıkacaktı. Onu söyledik. Dedik hani hepsi üçü bir arada bir günde olursa dedik seviniriz. Hani benim de gelecek belgim. 2-3 gün sonra atılır. 2-3 gün sonra tekrar Hakan için gitmek zorunda kalmasın diye. Dedik üç randevuyu beraber alalım. Öyle gidelim. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Önce Hakan'ımız girecek. İşte gözden sonra ortopedi. Hangisiyse en sonunda ben belgini bekliyorum. Gelsin de gideceğiz. Gece böyle bir yarım saat uykuya dalsam diye yok, her yerim dökülüyor. İyi gibiyim. Gerçi işte ne kadar iyiysem yine tabii ki gideceğiz kontrole. Oh. İnşallah iyi sonuçlar. Kulaklarım uğuldadı gece, Allah'ım her yerim ağrıyor, dökülüyor. Tır çarpmış. Bildiğiniz tır çarptı sanki. Kahvemizi alalım. Kahve köşemize geçelim. Allah Allah. Sesime bak, bir günde iki günde değişir mi bu kadar? Ay, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz inşallah? Sizler iyisinizdir. Modunuz düşmesin lütfen, ben böyleyim diye. İnsanlık hali, ne yapalım? Demirden değilim ya ben de. Sizin keyifleriniz iyi olsun. Sizin keyifler iyi oldu mu benimki de iyi olur. Ben anlarım yorumlarda. Ben erkenden işte o dağ var gelmesine belgin, erkenden kalktım, duşa girdim, duşumu aldım, huyum kurusun, can çıkmadan huy çıkmaz, ne yapalım, yazık, kıyamam. Şerifeciğim de aradı dün, iki kere mi üç kere mi, abo sesin dedi, şimdi bu iyi hali, sen baya baya dedi hastasın dedi. İşte numarayı aldıklarında aradılar Aziz abi falan. Dün o kadar kötüydüm ki doktora dahi gidecek durumda değildim. Şimdi iyiyim. Bu iyi halim. Dedim vallahi hiç gidecek halim de yok. Ama dün ayağa basamıyordum. Yani ayakta duramıyordum. Dedim gidecek halim yok. Aziz abi oradan dedi istersen randevuyu değiştirelim. Şerif hayır hayır gitsin dedi. Şerife hayır 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 gitsin dedi, gider dedi. Yok dedim, ben de gideyim, öyle dur, randevu değiştir, onu değiştir, bunu değiştir. Zaten Hakan'ımız da gidecek. Ben diyor seni diyor burada diyor iyileştiriyorum, oraya gidiyorsun hasta oluyorsun. Nasıl oluyor bu iş diyor. Burada diyor iyileştir, kıyamam gene.
Ne yapalım? Oranın havası oksijeni deniz temiz hava. Dağlar çam kokuları iyi, buraya gelince herhalde şaftım kayıyor. Nevrim dönüyor. Şaftımız kayıyor. Ya hiç öyle kalabalık ortama da katılmadım. Hani bu kadar böyle bu derece. Ya bir gittim sabah erkenden, o da hiç kimse yok. Öyle şeylere dikkat ederim ben. Tabii ne kadar şeyde videoda görünmese de öyle şeylere çok dikkat ederim. Hani kimsenin olmadığı bir üç kadın vardı, sokulmadık en son gittiğimde. Hani öyle bilmiyorum, salgın herhalde olabilir belki, ama öyle dedi, anne ben griptim dedi. Sana geçmiş olabilir dedi. Ama bugün iyiyim Allah'a şükür. İyi halimiz yani. Vallahi bugün hiçbir şeycik yapamam ben. Anca bakalım doktora gidelim. Ağzımın kuruluğunu soracağım doktora. Ya şeker orantım, bazı arkadaşlar dedi şekerle ilgili diye. Ona da çok dikkat ediyorum ama nefes alamıyorum ağzımın kuruluğundan. Bakalım hem Belgin'cim. Ay yandı vallahi, küçük dilim yandı. Birden çektim. Gelsin de gene bir yeni güncellemeler var. Anlamadım hepsi bunlar da. Her ay güncelleme, her ay güncelleme. Ya ben eski kadınım. Bana yeni güncellemeyi niye yapıyor? Bırak ben eskide kalayım. Bir ona baksın hem. Oğuluyor kafam, oğuluyor. Bakalım doktor. Başladı gene. Bakalım doktorumuz ne diyecek? İlerleme mi var? Gerileme. Ben büyük ihtimalle bir tık gerileme var diyeceğini düşünüyorum. Çünkü kendim bazı şeyleri net artık uygulamaya başladım. Bazı şeylerden vazgeçtim. Ama bu şekilde de gitmem yani, nasıl bir tık geriledi diyecek, onu da kafamda bir soru işareti. Çünkü ikinci gittiğimde biliyorsunuz Ebru ile gittiğimizde ben gitmediydim. Daha üsteleyince gitmiştik. Belgin'le bir tık ilerleme var demişti. Aşırı beni rahatsız edip şey yapınca bazı şeylerden karar verdim yani vazgeçmeye. Onun için diyorum yani bu sefer bir tık durdu dese yeter, gerilemeyi bırak. Ama bu şekilde de gitmem birazcık dediğim gibi soru işareti. Oh. Neyse gelsin kızım bakalım da. Çıktık doktordan. Kan tahlillerini götüreceğim ama doktorum iyi dedi. Evet, annem için güzeldi. Allah'a şükür olsun. Evet, ama ben zaten bahsetmiştim sizde videonun açılışında. İyi şeyler olacak diye. Çünkü bazı şeylerden vazgeçtim. Onun için tahmin ediyordum. Şimdi 12'de alacağız. Herhalde 1.30'da sonuçları göstereceğiz. Solunum testi yapacak. İşte öksürük, ben onun farkındayım. O alerji oldu bende. Yürümüşe çıkıyor muyum? Polen alerjisi. Bir de bende o alerjik var. Ay, polen alerjisi dedim. Belki senin o verdiğin şeyin tadı ne kadar kötü. O çiçek polen alerjisi. Sen ne bekliyorsun? Çiçek tadı mı bekliyorsun? Canım çiçek tadı beklemiyordum da gene güzel bir şey bekliyordum. Kızım şu an bir çay kaşığı, anam işte çok bir şey... İçiyorum zaten canım, çay kaşığı. Bir çay kaşığı içiyorum da. Var ya bağışıklık, sizde her şeyi kullanırsın. İnşallah. Evet. Bir tane kullan da günde bir defa içsen yeter o zaten. Günde bir tane, hangi birini içeceğiz onu da bilmiyorum. Doktor herhalde ilaçların şeyini gördün mü dedi, gördük dedik. Tekrar yazacak herhalde. Yazsa bile anne dolarlarını azaltacak. Bakalım azaltacak mı? Şimdi bir solunum testini yapsın da, şimdi nereye gidiyoruz, börekçiye? Kahvaltı yapmadım ben. Yaptım ben. Ben yapmadım. Börekçiye gitmeyelim mi? Tamam, börekçiye gideceğim canım. Başka bir yer var.
varsa başka yere bekleyeceğiz yani. Tamam boş ver, bu börek iyi. Karnım aç benim. At. At. Bir, üç, iki, bir. Güzel attın. Üç, kafadan çok güzel giriyor. Bak, üç, opa. İki, bir. Hadi. Hoppa. Alkış. Arkadan atacak. Arkadan atmayacak. At. Getir buraya, buraya. Hayır. Dur ben sana dedim, dur. Al bakalım. Bak. Bulmadın orayı devirmek. Orayı devirmek. Yok. Koy yine bakayım. Ben de. Geçen şey gördün mü sen de? Üstüne öyle fosforlu bir renkli ver. Ama ver annem ver. Ver. İkisini de attı ama. Dur ben vereceğim. Hayır ben veririm. Sen çekil annem böyle. Dur bebeğim. Al bakalım. Gel. Gel. Küçüğünü istiyor. Küçüğü nerede? Arkaya biraz ileriye gitti de. Dur dur ben alacağım ben. Sen gel buraya gel. Gel. Bak bak. Hakan. Hakan. Bak ya. Gel buraya gel. Ben burada oturayım mı? Al bakayım ben burada oturayım. Tutayım. Heh. Büyük anneanne de. Kafa attı. Kafa attı. Hop. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Oh. Oh. Bal kaymak. Bak bak bak. Doktorda da böyle dursaydın ya. Kızılca kıyamet kopardı. Boyu ne? Bana ne de? Oba! Sen bana ne diyeceksin he? Ay yavrum. Bacaklara bak. Dombik dombik. Hem de ne valla. Ben oraya geçeyim mi? Hadi at bakalım. Hadi. Yo gene atacak oraya. Kaç tamam. Atar o. Hoppa! Hadi. Bir. İki. Tut. Üç. Aferin. Hadi bir daha. Bir. Attı. Ama. Yavaş. Yavaş. Gel. Gel. Oh çok tatlısın. Neye kızıyorsun sen şimdi gene ha? Şşş. Hakan. Hakan. Anneannem. Oyuncaklarımız bunlar. Ya tencere tava. Ne oldu? Ne oldu? Bay bay. Bay bay. Hiç bakıyor mu bak ya? Bay bay. Bay bay de hadi. Olmaz öyle üst üste onların hepsini dizemezsin paşam. Bay bay da demiyor. Sen onu yere vur. Bak aşağıya bakıyor sana. Yerine bakıyor. Bay bay oğlum. Bay bay hadi gidiyorum. Bay bay. Can istenci. Bu nasıl bir kere sizdeki hemen bay bay yaptı. Yapar o keyfi yerine geldiğinde yapar. Bak bu da arkaya kaçtığı dönmüş. Tövbe. Üstüne mi bastık dedi? Basmışsın demek ki. Şimdi dili kaçtı. Hadi bir bakalım yolda şimdi. Şuraya koysana ben. Bir bakalım onu... mı? He. Fırlayacak ha. Daaa! Vallahi senin oyuncağın kim bu? Hı? Hakan bu kimin? Senin annen bu. Ne o? Hakan'ın oyuncağı bu. Ne zaman düşmüş o? Nasıl oyuncak o? Onu İsmail için ucuna misine bağlamış, çevirip duruyor böyle. Bak. Hadi. Oy. Hadi bakalım annemle haberleşiriz kızım. Bohçalı. Allah. Hadi al bohçalı. Oh. Bir bay bay yapmadım. Hoşça kal dedi. Yapmayacak. Hoşça kal. Hoşça kal. Bay bay den anne. Hadi görüşürüz de. Neyse. Oh, hadi görüşürüz anneciğim. Hadi. Hadi. Evet, belgenimizi de geçirdik.
Hakan'ımızın çekmecelerini boşaltmıştık. Onları yerleştirdim. Şimdi ne yapacağız? Yemeğimiz de yok. Sabah erken çıktık. Saatte bayağı ilerledi. Bu arada doktorum ayakta kısaca şey yapmıştık. Büyük gelişme, ilerleme var. Ben tahmin ediyordum ama. Sonucun böyle olacağını. 70'lerden 90'a çıkmış. Rahatsızdım. Yani iyiye gidiyor. Yükseldikçe iyiye gidiyormuş. Biz düştükçe şey yaparız da bu yükseldikçe. Oh oh maşallah dedi. Yürüyüşlerimi yapıyorum. Çok güzel dedi. İlaçlarımı 3 aylık yazdı. Fakat şimdi eczaneye gideceğim. Bizim burada eczaneden aldım ilaçlarımı ben. Faydasını gördün mü? Tabii ki dedim ben. 3 tane daha alacağım. 6 ay sonra dedi. Tekrar dedi. Görüşürüz dedi. Hangi eczaneye sorduysam öteki ilacım hakikaten yok. Hep depodan getirttirelim, bekleyin ya da yarın gelin. Ta uzakta ben yarın gelin, marın gelin dedim. Karşımdaki eczaneden alırım belgine. En azından karşımda bir tanesi yok. Onu da dedi yarım saat sonra dedi. Depodan getirttireyim dedi. 3 tane de o gelecek. 6 ay sonra tekrar inşallah dedi doktorum. Çok tatlı bir doktorum var. Hafize Hanım. 6 ay sonra dedi gel dedi. 3 ay işte kullanacağım. 6 ay sonra inşallah ilacı keseceğiz dedi. Çok sevindim. Dediğim gibi videonun başında ben bu sonucu bekliyordum. Hemen hemen bir sene oluyor mu? Büyük ihtimalle olmasa da bir seneye yakın. Bu rahatsızlığımın teşhisi koyulduğunda pek bir çabam yoktu. Ha çabam vardı ama ilaçlarımı kullanıyordum. Çaba sadece öyle olmuyor tabii ki. Biraz da kendimizden ödün vereceğiz. Yürüyüşlerime başladım. Bazı şeylerden vazgeçtim. Onun için iyi sonuç bekliyordum. İstediğim gibi sonucu da aldım. Şimdi az önce Ebru'cumla konuştum. Şerife ile konuştum. Onlar da bekliyordu sonucu. Çok sevindim anne dedi. Dedim valla 6 ay sonra gideceğiz dedim. 3 aylık ilaç yazdı. 6 ay sonra inşallah ilacı da keseriz dedim. Ağız kuruluğunu sordum. Ben ağız kuruluğumda nefes alamıyorum bilhassa geceleri. Benim bu halsizliğim belgenin dediği gibi büyük ihtimalle grip salgınmış ortalıkta. Benden geçti anne sana dedi. O beni çok hırpaladı 2 gündür. Hele evveli akşam uyuyamadım. Dün akşam da öyle. Allah'ım ya Rabbim. Ha bir de vücuduma sanki üstümden tır geçmiş. Kafamın içinde arı kovanı var. Üstümden tır geçmiş. Hiçbir tarafım tutmuyor. Ha ben o eklem yerlerim. Ha, onlar normal. Onları ben şey yaptım. Gördüm neden? Yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşüm yaptıktan sonra hep bahsediyorum. Belediyenin koyduğu spor aletlerinde hepsini yapıyorum. İşte. Ama bu alerjik dedi doktor. Orada da öksürdüm. Mevsimsel dedi bu alerjik olabilir dedi. Alerji yapım da var benim. Bu spor aletlerini kullanıyorum. Eklem yerlerimin ağrıları büyük ihtimalle ondan kaynaklanıyor. Çünkü hepsini yapıyorum yürüyüşten sonra. Spor salonuna da gittiğimizde bir hafta alışasıya kadar Allah elimiz kolumuz tutmuyordu. Ay Allah'ım ya Rabbim gene tuttu dedim doktor hanım dedim. O öksürük dedim ben yani. Alerjik olabilir, ben onun farkındayım. Tozlu bir yere dedi, hani ev işi yaptınız mı dedi. Hani öyle toz toprak hani içinde dedi, onu söyledi. Vallahi ev işi yapıyorum ama o kadar da çok aşırı mesela toz kalkmıyor. Tozum yok evimde. Ama dedim yürüyüşe gittiğim zaman ötede sahilden gidiyordum. Araç yok, bir şey yok. Burada cadde üstünden ne kadar şey yapsam toz olabilir dedi. Bir de dedi ağaçlardan, rüzgardan dedi. Alerji o yapabilir hassas olduğum için.
Ama neyse, bu kadarıyla şey olsun canım, yapacak bir şey yok artık. Aksırı tıksırı bundan sonraki yıllarımızı böyle geçireceğiz. Anam, insan yaşlandıkça da hassaslaşır mı? Bu kadar değildim ben. Benim böyle toza moza alerjim yoktu çok çok eskilerde. Ha, vücuduma etme vardı. Yabancı şey değdi mi? Metal, deri, her neyse. Neyse, şimdi kalkayım karşıdan, ilaçlarımı alayım, gelmiştir. Önce bir üst kata çıkacağım. Bizim aşağının, Belgin beni almaya gelmeden önce çöplerimi toplamıştım ben. İndim çöpe atayım diye anahtarımı aldım. Bir de geldim. Aşağıda giriş kapı dairenin, apartmanın içine anahtarı takıyorum. Boşa dönüyor. Kaldım dışarıda. Benim evde herkes gibi insanım yok ki kapıyı açsın bana. Aklıma su arıtmacı geldi. Allah razı olsun. Benim anahtar yapılasıya kadar, ev sahibim veresiye kadar kapıyı onlar açmıştı. Otomatik kapıyı. Dedim özür dilerim. Aşağıda dedim girişteki dedim apartmanın dedim binanın yuva dedim boşa dönüyor. Hani değiştirseler hiç girmez dedi. Onda dedi bir arıza var herhalde dedi. Allah razı olsun. Binadan birkaç kişi de geldi dedi. Biz açtık kapıyı dedi. Yani girişte olduğu için otomatiğe basıyor. Neyse attım girdim içeriye. Belgin'den çıktık, hastaneye gittik. Gelişte gene mecbur onu açtıracağız. Dedim vallahi size dedim zahmet oluyor ama otomatiğe basar mısınız? Ben dedim artık burayı bunu değiştireyim. Artık kimse ilgilenmiyorsa herkese birer anahtar, kaç kişi varsa kime ne düşüyorsa ödesin. Ama bunu yapmadan önce bizim logar kapağımız çalınmıştı. Üst katta, karşı dairede en üst katta bir bayan ilgileniyordu. Ben köydeydim o zaman. Geldiğimde parasını vermeye çıktım yukarıya. O ilgileniyordu. Önce bir gideceğim, ona danışacağım. Tabii ki danışmadan bir şey yapmayayım. Bunun bir çözümü olması lazım. Yani yapmamız lazım. Çözümü değil. Bize kaç kere açacak? Sade bana değil. Binaya gittik, kapıyı aç. Gittik. Olmaz. Gene sağ olsun, Allah razı olsun. Önce onu konuşayım, gideyim. Artık siz yaptırın derse yaptı, beraber yaptıralım derse artık ortaklaşa bir fikir üretip onu halletmemiz lazım. Ondan sonra ilacımı alayım, yap derse oradan ilacımı alıp doğru anahtarcıya gideyim. Vallahi yemekte hiçbir şey yok ama ne yapacağım bilmiyorum. Yumurtam yok evde. Sabah kahvaltısını. Yumurta alacağım, başka ne yapacağım bugün? Hastayım ben, kaç gündür kız, hazır bir şey mi alsam acaba? Neyse bir kalkayım yukarıya çıkayım da durum sonuç ne? Evet arkadaşlar, peynircime geldim. Bakalım neler var, ne değişiklikler var. Üzüm sirkesi. Gezen tavuk yumurtaları. Ne alacağım buradan? Yumurta alacağım ben. Anam, manda yoğurdu da var. İçli köfte. Bir iki tane alıp bakmalı bence. Nerede? Burada. Evet. Bir de içeri itiyorum ben. Selamun aleyküm abla. Diyecektim. Sultan mı? Akşam abi yapacağım. 5. Tamam. Sağ ol. Nasılsın ablam? Hoş bulduk. Sağ ol. Siz nasılsınız? Vallahi biz de iyi, yoktum burada. Yeni evet, geldim. Yoksa sık değil mi? Gerçi bir iki kere gitmeden geldim. Ben geziyorum. Fazla durmuyorum. Kız vardı burada. Maşallah. Kızın da senden. Evet. Şimdiki yeni nesil öyle ama gençlerin. Hepsi öyle. Ne bu hamburger, oydu buydu ya işte. Onlara. Evet. Köy yumurtası dışarıda büyük diyor. Büyükle küçüğü mü var? Yok, köy yumurtası değildir o. Normal şey. Normal. Ben evet 20 tane köy yumurtası köy alayım abla. Kolay gelsin. Sağ ol. Kırma yeşil zeytinin var mı? Ne kadar? Şu var abi. Çizik. Yok yok. O çizik. Şu var. Başka yok. Fiyatı ne kadar? 55. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Çizik fiyatı ne kadar? Aynen. Öyle bir şey. Sirkenin kilosu.
35 lira. Ay market aldım geçen. Boyda bulamamıştık. 35 lira. Kolay gelsin. Küçükler ne kadar? 20. İkilikleri. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Millet ne yapsın? Her şeye ateş bağlı. Soruya gidiyor ablam. Soruya gidiyor ya. Ha millet de haklı, bir şey diyemiyorsun. Evet. İşli köfte yoktu sende. İşli köfte de var. Ver. Ki nerenin? Kim yapıyor? Nasıl? Yapan kişi Maraşlı'da. Maraşlıysa güzeldir. Korkut elinin tereyağı. Bu arada Korkut eline selam olsun arkadaşlar. Tereyağını göremedim ki. Onu iade vereceğim ben. Ha, yazıyor da evet. İade vereceğim. Gelmediler daha. Gelmediler mi? Bir tane de tavuk alayım ablacığım. Neyse o zaman tereyağı gelsin de öyle alayım ya. Korkuteli alışmışlık da aslında başka tereyağları den. Şey güzel aslında, elma olduğu önümüzde Trabzon'umuz da güzel. Trabzon'dan alın. Ne kadar kilosu? 140. E bir kilo da ondan ver hadi. Ne kadar? Trabzon'dan. Ne kadar olsun? Bir. Tavuklar irileşmiş mi? Değişiyor şeyine göre. Bu biraz büyükmüş. Gezici değil mi? Hı-hı. Gezen. Evet. Ah kırılmış ya. Ama anladım ben onun kırıldığını. Neyse şöyle keseyim de şuraya yatırayım. Şimdi onları birazdan dizeyim ben. Bir tanesi kırıldı. Yere koyarken, kapıyı açarken. Bu arada ilaçlarımı aldım hemen. Üstleri çıktım. Üst komşu yokmuş. Lazer kapağını dedim ya. 6 tane soda aldım. Bunun karşısındakine baktım. O da benim karşımdaki evdeymiş. Ona zaten bastıydım. Baktım benim altımdaki hareket ses var. Hemen koşturdum aşağıya. Dedim ablam böyle böyle dedim. Ben hani bir sorayım dedim. Ha bu kilit ne zamana kadar böyle olacak? Yok abla kimse itiraz etmez ona dedi. Yani etseler ne olacak dedi. Dışarıda kalmaktansa dedi. Dedim öyle. Dur dedi ben dedi şeyi çağırayım dedi. Korumçayı aldım yine. Limon aldım. Dedim ben alışveriş yapacağım dedim. Onun için bir sorayım dedim. Karşı tarafta dedim bir tane var. Onlar da benim arkadaşımın eşi var dedim. Ha önemli değil dedim. O da olabilir. Meğerse onun arkadaşının eşi benim gittiğim anahtarcıymış. Yine karşı taraf. Dedim önemli değil olabilir. Bizde de okula kadar gidiyoruz abla sen dedi. Hallet dedi. Açık kahve aldım. Bakalım. Peynircimdeki bayan dedi ki çok güzel. Dedim ben bir kere de almıştım bunu. 1,5 sene önce oluyor. Ama kesinlikle eskiden açık böyle taze çektirip alıyordum. İlgisi bile yok. Dedim tövbe bir daha açık almam. Yo abla dedi benim müşterilerim dedi bir dene dedi. Çok beğeniyor dedi. E hadi dedim 200 gram ver. Bir deneyelim. Nerede yıkamıştım makine de boş olacak. Devamını getiririz dedim. Güzelse. Neyse onu diyordum. Abla biz okula gideceğiz dedi. Herhalde çocuklarını alacaklar. Tamam dedim ben buradayım. Gelsin dedim öyle çıkarım alışverişi. Tabii bizim çilingircimiz geleseye kadar onlar geldi hemen araştırdı. Onlar da bekledi. 800 TL tuttu. Anahtarlara para almıyorum dedi.
Sağ olsun. Onlar hemen orada verdi. Abla sen diğerlerinden dedi. Hemen hesapladı. Dedim ne alacağım, ne vereceğim. 115 lira para alacaksın abla hepsinden dedi. Tamam dedim ben de. Yani yaptırdık onu. Ondan sonra alışveriş ettim işte. Bakalım seni de deneyeceğiz. Evet, başka ne aldık? Orada gördüğünüz gibi tereyağı aldım. Bunu şimdi küçük küçük kesip kullanacağım kadar bir tane tavuk aldım. Bayağıdır almamıştım. Dondurucuya koyacağım arkadaşlar. Oh. Ve kendimi ödüllendireyim dedim. Yani kaç günlerden beri tam gıda gıda yemiyoruz. Ot ot ot. Ot ot ot. Ah Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Başladı yine kulaklar uğuldamaya. Başladı. Ne peynir? Hani tereyağı vardı benim. Burada nerede şimdi o? Hani birin yandan, yandan, yandan. Allah Allah. Açmadım. Küçük almıştım ya. Bir tane daha o duruyor. Hadi onu kullanayım önce dedim. Ama bulursak kullanacağız. Tabii ki de. Kız yoksa yukarı mı koydum ben onu? Aşağıda açık var diye. Büyük ihtimalle öyle. Hoppa. Yukarıda da göremedim ben. Neyse ya. Şu yeni aldığımdan kullanayım da. Sonra bakarız ona. Ha bir de şey korkuttu beni ya. Benim aklıma geldi. Anahtarı takıyorsun boşa dönüyor. Ben altındaki bayana dedim ya dedim sanki bunu dedim. O kadar çok uğraşılmış ki anahtarcı gelmeden. Yani sanki dedim ben bu bir hırsız işi gibi bir şey. Çünkü buranın oturan sakinlerin ne diye o kadar uğraşsın. İçini yalamaya pasiye kadar açmaya uğraşsın. Anahtarı takıyor fıldır fıldır boşa dönüyor. Allah abla dedi benim de aklıma dedi öyle geldi dedi yani. Neyse. Geldi şey anahtarcı. Yani anahtarcı da aynı şeyi söyledi. Beni aldı bir korku. Beni aldı bir korku. Bir de biliyorsunuz ben onu yaşadım mesela. O korkuyu girmişti bize hırsız. Çocuğa da bunu iyice ez dedim ezmedi. Bir kere daha aldı yedim. Abla ezmeyeyim. Ezmiş ezilmiş hali. Pişer bir kere daha aldım pişmedi dedim. Ne yok kontrafit midir montrafit midir ne yok. Pizza oldu pizza sordum yoktu. Adam onu da dedi en ukum dedi içine dedi iyice dedi bu kadar bu derece dedi. Yani dedi bu dedi onun işi dedi kesin bir kıpırtı duydu dedi. Boşandırdı çıktı gitti dedi. Var mı komşularınıza sorun dedi hani giren evine dedi. Yanındaki kıza sordum var mı dedim. Onlar da gelmişti ya. Vallahi şu an yok abla dedi. Dedim şimdi ben çok da korkarım. Kız da diyor vallahi ben de korkarım. Kim olsa korkar tabii canım. Evet bugün kendimizi ödüllendiriyoruz. Biraz daha döv diyorum. Neden böyle yaparlar bilmem. Ya bir döv diyorsan döv. Aldım işte bir kere pişmedi gene. Evet. Daha hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Ha pardon. Kan verdim ya. Şöyle iki dilim börek yedim. Aç gittim tabii ki.
Şimdi bunu pişirelim, karnımızı bir doyuralım. Yani bilmiyoruz bakalım. Tuz ekleyelim. Başka hiçbir baharat ekleyeceğim. Sade tadı gelsin diye. Evet, ocağımızın altını kapattık. Şöyle. Tavamızı alalım. Vallahi yağını da dökeceğim. Bandıra bandıra yiyeceğim. Sizleri de karşıma alayım. Dövdük ya, dövdürdük ya. Bir de ben dövdüm. Bakalım nasıl oldu. Buyurun, afiyet olsun. İkisini yiyemem ben. Çok gelir de. 2 saat sonra yerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yürüyüş de kaldı, spor da kaldı. Ama mazeretimiz vardı. Neden? Doktora gidecektik. Aman yaptım gene be. Orada yürüdük. Buraya geldim, alışverişe gittim, yürüdüm. Tabii o da yürümeden sayılmıyor da. Yarın yine. Devam. Vallahi bugün doktor randevum olmasa da pek gidecek gibi durumda da değildi. Gerçekten. Şimdi. Baya baya kötüydüm. Hala öyleyim. Ara ara fenalaşıyorum. Ara ara iyi oluyorum. Belli olmuyor. Bakalım 6 ay sonra sonuçlar ne? İlaçlarımızı düzgün bir şekilde kullanıp yürüyüşümüzü, sporumuzu. Geçtiğim videolarda arkadaşımın bir tanesi demiş, sağ ol hayatım, teşekkür ederim. Yani hatırlattığın için, bilgilendirdiğin için. Sadece yürüyerek kilo verilmez demiş. Haklısın, katılıyorum sana canım. Ama vallahi spor salonunda bir şey söyleyeyim mi? Gidip bir de oraya gidersen gidemem zaten. Saatli tabii ki oraları. Verilmez diye evet katılıyorum canım sana. Gene başladı benim beynimde arı kovanı sanki. Uğurlamaya başladım. Ne yapıyorum? Dediğim gibi ben işte belediyenin koyduğu oralarda yapıyorum. Ben ne kadar bilinçli yapıyorum, ne kadar bilinçsiz yapıyorum bilmiyorum. Ne alet varsa hepsini kullanıyor. Hepsini hem de. Birinden iniyorum, birine biniyorum. Ekmeğim açık da değildi. Niye kabukları kıtır kıtır olmuş onu da anlamadım. Hem normal köşede koyuyorum hem de bez torba var ona koyuyorum. Ne yapayım, kaçayım gideyim ben öyle yiyeyim, karnımı doyurayım. İnşallah.
yarına daha iyi oldu. Belgincime söylüyorum bugün de. Anne bir haftaya yakın ben düzelemedim dedi. Ara ara dedi. Ha ne oldu? Benim bir öksürüğüm geçti. Ya vallahi bilmiyorum yani. Öksürük de öyle böyle değil. Gece hayatta uyutmuyor. Şimdi arada dedi belgin nadir geceleri öksürüyorum dedi. Şeye gittim, peynirciye gittiğimde. Bir de içerisi sırf baharat ya. Benim de alerjim var hani hafif kokulara. Mis gibi de baharat kokuyor ya, her çeşit. Bir de şu an hassas dönemdeyim. Diğer gittiklerimde o kadar yapmıyordu. Şimdi şu anda doktor dedi ama belki polenlerden mevsim değişikliği dedi, olabilir dedi. Dedim, öksürüyorum. Dışarıya zor çıktım. Ah ablam dedim, farkına vardı o da. Abla baharatlarda aynen dedi. Sende şey var herhalde, alerji. Evet, zor çıktım dışarıya. Bir tuttu, boğulacağım. Ama millet de diyecek dışarıya çıktım, daha kesilmedi. Hafifledi. Yanımdan geçen biri olsa ne dertli kadın diyecek, öteye kaçacak. İnsan sıkılıyor da. Nerede ben? Zor attım kendime. Ama kaçalım gidelim artık. Vallahi hakikaten bak yorgunluk çöktü. Allah'ım ne olursun bir an önce iyileşeyim. Bir günümüzün, güzel bir günümüzün sonuna daha geldik. Tantişlerim, canlarım. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.